Başbakan Turgut Özal yine bir toplantıya bir yere gitmişti. Ondan sonra biz de oradaydık. Fakat daha sonra Özal birden kayboldu. Herkes merak ediyor nerede diye. Kimse bilmiyor. Sonra gazeteye geldik. Dediler ki nerede olabilir diye sordular bana. Aklıma bir yer gelmiyor. Yani bir tatile gitti, bir yere gitti ama nereye gitti? Kimse bilmiyor. Herkes soruyor. Gazetede artık başbakan kayıp diye manşetler atıyor. Neyse bu arada biz aklıma bir şey geldi benim. Ya dedim ki burası gitse Simena'ya gider. Çünkü Simena'da onun için özel bir şey yazlık hazırlanmıştı. Bütün devlet başkanlarını da Turgut Özal oraya götürüyordu tatil için. Bunun üzerine ben dedim ki böyle. Dediler ki bir ara. Mahmut Ceylan da benim arkadaşım sahibi. Onu aradım. Telefonuma çıkmadı. Sonra otelin başındaki yeğenini aradım, Abdullah Ceylan'ı. Telefonuma çıktı. Dedi buyur gel bekliyorum falan dedi ama dedi yerimiz yok dedi. Aa dedim ben kapadım ben. Tamam dedim. Kapadım dedim ki Turgut Bey dedim Antalya'da. Hemen dedi apar topar git dediler bana. Hemen arabaya bindim. Koştura koştura gittim. Fakat baktım ki hakikaten orada. Hemen yan tarafı boştu o zaman. Tatil köyleri yoktu. İlk yapılan şeyde Çamyuva'da ilk yapılan tatil köylerinden birkaç tanesiydi o zaman Simena. Havluyu denize oraya sokmuyorlar çünkü. Hemen denizin kenarına birkaç arkadaş, gazeteci arkadaş oturduk orada bekliyoruz. Onlar da öğrenmişler. Ben havlunun üzerine makinenin üzerine havluyu koydum. Bekliyorum çekmek için. Bir baktım bir ara Semra Özal kafasını şöyle uzattı. Ben de onda bastım. Hemen gittim filmleri yıkadım. Antalya'ya. Karta bastım. Ertesi gün haber şuydu. Kaçağı bulduk diye. Hürriyet'te manşet olmuştu. Diğer bir anım da Turgut Bey yine Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı Otluk'taki misafirhanesine, Cumhurbaşkanlığı misafirhanesine tatile gitmişlerdi. Kalabalık bir gruptuk. Hatta bizim orada bir sürü gazeteci arkadaşımız koyun bir altında herkes orada bekliyordu. Sabah gidiyorduk, akşama kadar bekliyorduk. Bir gün bir baktık biri yüzüyor. Turgut Bey, Turgut Özal yüzüyor. Arkasında Can Pulak, Doktor Cengiz Bey ve korumaları. Fakat bunlar kayaya tutuna gidiyor. Turgut Bey yüze yüze gidiyor. Hatta kaytarmaya çalışanları da hadi tembellik yapmayın yüzün diye bağırıyor. Hepsinin canı çıkmış durumda. Efendim dedik dönüşte uğrasanız da dedik size şey ikram edelim. Balık ikram edelim dedik. Tamam dedi. Hemen çünkü bayağı yüzüyor. Girdiği zaman 4 saat 5 saat yüzerdi. Hemen koştum ben. Marmaris'e balıkçıya bir tane büyük bir balık aldım. Onu güzelce yaptım. Fırına verdim. Salata da yaptık. Sonra Turgut Bey geldi. Sahile çıktı. Merhaba çocuklar dedi. O sırada da Körfez krizi zamanıydı. Körfez krizi zamanı olduğu için herkes ulaşmaya çalışıyor. Fakat kimseyle görüşmüyor. Araba telefonu vardı bizim. Bu arada şeyi de aradım. Ertuğrul Özkök Bey genel yayın yönetmeniydi. Dedim ki böyle buraya gelecek. Ne olur beni konuştur Ümit dedi. Peki efendim dedim ben. Neyse balık yedik. Çok beğendi yaptığımız balığı. Afiyetle dedim ki bak dedi Semra olsaydı dedi şimdi bunu çok beğendi. Efendim yarın dedim kuru fasulye yapalım pilav. Buyurun gelin dedim. Aa tamam dedi ben dedi Semra'ya söyleyeyim gidelim dedi. Onun üzerine biz dedim ki kulağına eğilip Ertuğrul Bey size ulaşmak istiyorum. Ara dedi. Hemen arabaya gittim. Kapıları da açtım. Çok sıcak. Aradım. Dedim ki Turgut Bey telefona gelecek. Yapma dedi. Hemen koştu. Tamam efendim. Geldi. Bütün diğer gazeteciler de konuşmayı dinlemeye çalışıyor. Korumalara talimat verdi uzaklaştırın diye. Uzaklaştırdılar. Ertuğrul Bey'le konuşmaya
başladı işte Körfez krizi nedeniyle. Neyse bitti, tamam mı dedi. Bir elini de benim şeyime attı, omzuma. Konuşuyor Turgut Bey. Tamam mı, tamam mı dedi. Tamam dedi. Kapatmadan verdi bana, al dedi. Aradım, dedim ki efendim tamam mı dedim Ertuğrul Bey dedim. Ya gerçekten ben dedi Turgut Bey'le mi görüştüm dedi. Evet dedim. Ya dedi bravo, seni tebrik ederim dedi. Dedim, bütün milleti atlattık dedi. Öyle bir anıydı. Sonra bu yine anılarımdan bir tanesi, çok sevdiğim. Bu şeyde herkes artık bu manşetten sonra, haberlerden sonra moralleri bozuldu arkadaşlarım. Onun üzerine herkes gitmeye başladı, dönmeye başladı. Ben muhabir arkadaşımıza dedim ki ya dönmeyelim biz, kalalım. Tamam dediler, tamam dedi. Biz de dönüyor musunuz dediler, dönmüyoruz biz dedik. Dönmedik. Ondan sonra dedim ki bu olsa olsa gezer şimdi, durmaz dedim. Turgut Bey çünkü gezmeyi, şey yapmayı çok seviyordu, dolaşmayı. Hemen Söğütlü'ye gittik biz. Söğütlü'ye gittim, makineye teleyi hazırladım. Bekliyorum. Baktım Turgut Bey geliyor karşıdan. Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Hemen makineye çekeyim dedim. Yok dedim. Şimdi dedim çekersem korumalar gelir, tartışma çıkar. Neyse Turgut Bey'in üzerinde siyah beyaz kırmızı bir şey, şort ve şey tişört şeklinde. O kadar şirin bir görünümü var ki yani herkes fotoğraf çekiyor yani, ama bizim çekmemiz istenmiyor. Hemen Semra Özal'ın yanına gittim. Dedim ki hanımefendi müsaade eder misiniz dedim. Aman dedim cam plak gördür. Hayır dedi, kesin çekmeyeceksin. Ben dedi diğer çocuklara söz verdim falan dedi. Ondan sonra ya can abi çekeyim bir kare dedim. Yok dedi. Onun üzerine Semra Hanım'a gittim. Dedim efendim bir kare çekeyim ne olur. Beni çekme dedi. Turgut'u çek dedi. Turgut çeksin bir kare dedi. Tamam dedi. Çek Ümit dedi. Ben başladım çekmeye. Ondan sonra çektim çektim. İşte bu gölde şey nehir akıyor orada, onlara ekmek veriyor falan. Böyle çok şirin şeyler oldu. Can Bey de çok kızıyor. Mahvettin beni, arkadaşlarımıza karşı mahcup düşüreceksin beni diye. Hemen Ertuğrul Özkök'ü aradım. Dedim abi böyle bir fotoğraf çektim. Bu fotoğrafı mutlaka görmelisiniz. Allah Allah neymiş o dedi. At bakayım dedi. Neyse resmi geçtim. Yarım saat sonra beni aradı. Yahu dedi muhteşem bir resim dedi. Bütün dedi yazı işleri fotoğrafa baktı ve güldü dedi. Ve zaman zaman da yazılarında bu fotoğraf hep anlatır.